Son zamanlarda Peaky Blinders videolarımın altına gelen yorumlardan anladığım kadarıyla dizimiz epey özlenmekte ve yeni sezon merakla beklenmekte. Peaky Blinders'ın gerçek hikayesini ve dizinin bu gerçek hikayeyle benzerlikleri ve farklılıklarını anlatacağım. Dizisinde olduğu gibi gerçekte de Peaky Blinders çetesi kumar, soygun ve şiddete olan yatkınlığıyla tanınmaktaydı. Dizinin yaratıcısı Steven Knight da bu hikayeden esinlenerek bu hikayeye paralel bir şekilde bir senaryo yazdı. Hatta gerçek Peaky Blinders çetesini Steven Knight'ın babası ona anlatmış, o da buradan ilham almış. Bu senaryonun iyi karakterlerde yaşaması için de öyle oyuncular buldular ki hadi sıkıysa izlemeyin dedi dizi adeta. Tekel bayilerde korona morona dinlemeden insanı sıraya sokacak bir isim. Cillian Murphy. Çirkin Kral Adrien Brody. Tom Hardy, Paul Anderson, Sam Neill, Helen McCrory ve kimler kimler daha. Peaky Blinders biliyorsunuz İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan Shelby ailesinin güçlenişini ve İngiltere tarihine dahil olacak kadar büyüyüşünü konu alıyor. Dizimiz 1920'lerde geçiyor. Çetede soygun, şiddet, bahis, yasa dışı ne varsa var. Bu çetenin üyeleri özel ceketler, yaka paltolar, düğme yelekler, ipek eşarplar, deri botlar giyerek tarzlarını da yarattı. Gerçek Peaky Blinders çetesi ise 1920'lerden ziyade 1890'larda yaşadı. Üyelerinin çoğu da genç erkeklerden oluşuyordu. İçlerinde 10-12 yaşlarında çocuklar bile vardı. Gerçek Peaky Blinders çetesinin zaten üyeleri aileden oluşmuyordu. Çünkü dönemin Birmingham'ını düşündüğümüzde yoksulluktan, sefaletten kırılan bir halk ve bir şehir görüyoruz. Bu durumda çocuklarını çalıştırmak isteyen aileler, çocuklarının eline para geçmesini isteyen aileler çocuklarını bu çetenin yanına gönderiyorlarmış. Gerçek Peaky Blinders çetesinin de inanılmaz hırsları vardı ama hiçbirinin Tommy Shelby'deki gibi politik hırsı yoktu. Şiddete acayip meyilli bir çeteydi. Biliyorsunuz dizide de şiddete meyilli bir çete görüyoruz. Ancak kendi içlerinde asla birbirlerine zarar vermeyen aileyi görüyoruz. Hani bu ailede herkes birbirini korur kollar, aile kavramı önemlidir. Arada çıbanlar çıkıyor ya da çıkacak diyelim. Genel olarak Tommy Shelby ve ailesinde aile kavramı çok önemlidir. Ancak gerçek Shelby'ler kafa göz birbirine dalar, adeta köpekler gibi birbirlerini ısırırlardı. Isırırlarmış. Ben de her şeyi oradaymış gibi anlatıyorum da. Peaky Blinders ismi şapkalarının altındaki jiletten geliyor demiştik daha önce. Biliyorsunuz ufak jiletleri var şapkalarının altında ve onunla çokça şiddet uygulayabiliyorlar. Ancak gerçek Peaky Blinders çetesinde bunun biraz efsane olduğu ileri sürülmekte. Yani o jiletler zaten 1890 yılında ortaya çıkmış. Fiyatları inanılmaz derecede pahalıymış. Hepsinin kasketinin içinde bu jiletin bulunma ihtimali oldukça da düşükmüş. Bu çetenin adının Peaky Blinders olmasının nedeni de daha çok mecazi anlamda düşünülmüş. Tabi dizideki Shelby'ler de bunun hiçbir mecazi anlamı yok. Onlar gerçekten dizide çıkarıyorlar jiletleriyle şiddeti uyguluyorlar. Ama gerçek Peaky Blinders'ların jiletleri hakkında hiçbir kanıt yok. Tamamen efsane olduğu öne sürülmekte. Yani yakalarsam gözünüzü kör ederim gibi bir anlamı var anladığım kadarıyla. Blinders'ın kelime anlamından bahsetmiştik, hani kör eden gibi bir anlamı vardı. Sanıyorum Peaky Blinders onlar da mecazi. Popüler inanışa göre aslında Peaky Blinders üyelerinin işte çok fakir halk kadar yoksul olduğu söylenmekte. Ama dediğim gibi küçük çocukları da alıp sürekli onları çalıştırıp onlara para dağıtan bir çeteden bahsediyoruz. Popüler inanışın aksine Peaky Blinders çetesi orta sınıfa mensup ve her birinin de bir işi var. Peaky Blinders'ın en güçlü elemanı olarak bilinen kişi Kevin Money adında bir erkekti. Gerçek adı Thomas Gilbert ancak rutin olarak soyadını değiştirirdi. Bizde de Thomas Shelby, Tommy Shelby olarak sabit bir soy isimle konulmuş. Bu çete kendi döneminde büyük bir kaos oluşturmuş ve gerek hükümet, gerek polis, gerekse diğer çete üyeleri tarafından baskı uygulanmış kendilerine. Ve bu yüzden çete 1920'lere doğru yavaştan dağılmaya başlamış. Başladı. 1920'lerde kırsal bir bölgeye taşındı ve başka bir çete olan Sabinilerin ve Birmingham Boys'un gölgesi altında kaldı ve zamanla yok oldu. Hatta Peaky Blinders üyelerinden bazıları daha sonra Birmingham Boys'un üyesi olmuş. Yani Billy Kimber'ın. Bizim Peaky Blinders'ımız ise tam da bu çetenin kaybolmaya başladığı dönemde yeni başlıyor aslında 1920'ler. Dizide Tom Shelby'nin düşmanları gerçek karakterler. Mesela az önce bahsettiğim Billy Kimber. Gerçek hayatta yine Shelby'lerin düşmanı Sabine ile birlikte İngiliz gangsterler ve Blinders ailesinin gerçekte de baş düşmanı olan Birmingham Boys'ların lideri. Ha, dizide Billy Kimber'ı Tommy infaz ediyor ama normalde Billy Kimber 63 yaşında bir huzur evinde yatağında kendi kendine ölmüş. Peaky Blinders 5. sezon ayrıca Tommy ile bir afyon dağıtım anlaşması yapan uyuşturucu satıcısı Bill'ın Cheng'i de anlatıyor. Gerçek hayatta Cheng Birmingham
yakında bir Çin restoranı işletti ve haberlerde uyuşturucu kralı olarak belirlendi. Uyuşturucu dağıtım kralıydı. Ayrıca dizi Charlie Chaplin'i, Winston Churchill'i de gösterdi bizlere. Dizinin çingenelerinin kendi aralarında konuştukları dil gerçek değil. Oyuncular da kendi aralarında Romence konuşuyorlar. Birçok kişi dizide kullanılan Birmingham aksanının Amerikan pazarında daha iyi satılabilmesi için uydurulma bir dil olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar ve tarihçiler gerçekten o dönemde bir Birmingham aksanı olduğundan, yani dizide kullanılan dilin gerçek olduğundan bahsettiler. Evet, size gerçek Peaky Blinders çetesinden bahsettim biraz. Biraz da dizimizle olan bağlantılarını, benzerliklerini ya da farklılıklarını anlattım. 6. sezonu gerçekten merakla bekliyorum. 6. sezonla ilgili de bilgiler gelmeye başlayınca 6. sezon hakkında bilinmesi gerekenler videosu da hazırlayacağım. Hadi Tommy'cim, Shelby'cimciler, Peaky Blinders'çılar, Holly Grey'ciler, Arthur Shelby'ciler, John Shelby'ciler. Oy, neyse. Fin Shelby'ciler, Shelby'ciler, kendinize iyi bakın.